yarışmacımız Göksu Hanım geldiler. Göksu Hanım İngilizce öğretmeni. Birçok şeyle ilgileniyor. Bu aralar tarımla daha yakın ilgileniyor. Bahar gelsin bize de getirecek bir şeyler. Getireceğim tabii. Tüm kışlıklarımızı beraber yaparız inşallah. İnşallah. Yani. Şimdi yapılması gereken de Uğur Bey'in hevesini kursağında bırakmak. Umarım. Çok güzel yarıştı arkadaşlar. Hepsi. Korkuttular beni. Hakikaten tebrik ediyorum. Her birini ayrı ayrı şampiyonlara yakışır şekilde yarıştılar. İşte onların arasından sıyrıldığınız zaman bence zafer daha da tatlı olur. Umarım. Değil mi? Elimizde 5 tane harf alma hakkı kaldı. 14 tane soru soracağım. Demek ki 9 tanesine hiç harf almadan cevap vermeniz gerekiyor. Bu şekilde bitirirsek de 6 saniye arttırmıştı. Uğur Bey 7 saniye arttırmanızı rica ederim. Peki ilk soruyu sorayım mı? Evet. Buyurun gelsin. Diyor ki birçok kültürde uğurlu sayılan tam ve asal sayı. Ben olsam durdurur hepsini sayarım. 4. Değil. 7. Oldu. 4. Yenisi geliyor. Biraz böyle kulağını bu taraftan gösteren sorulardan. Görelim bakalım. Bedenin üst katmanı. Deri. Bir tane daha var. Cilt. Oldu bitti. Hazır cilt demişken, ten demişken buyurun bir bakalım. Siyaha çalan buğday renkli. Esmer. Oldu bitti. Gayet güzel. Göksu Hanım bizim tarzımıza aşina değil mi? Evet. Biliyorsunuz. Bazen de böyle düpedüz sorular soruyoruz efendim. O zaman da düşünmemek lazım bunun altında bir şey var mı diye. Hayır hiçbir şey yok. Dümdüz soru. Hububatın diğer adıdır. Tahıl. Oldu bitti. 500 puan kazandırdı size. Çok güzel başlangıç. Şimdi 6 harfli cevaplarla birlikte lafı biraz uzatacağız. Ama sorular bu cevapladıklarınızdan daha zor değildir. Buyurun bir bakın lütfen. Tek kelime ve diyor ki. Çeşitli tatlılarla birlikte salep gibi içeceklerin tarçın üzerinde kullanılır. Hoş aromalı bir baharattır. İki kelimeden oluşuyor ikinci 6 harfli cevap. Sorusu da şöyle bir şey. Tanıdıklar. İki kelime. İki kelime. Evet. Yabancıları Uğur Bey'e sorduk. Pat cevapladı hemen el alem diye. Tanıdıklar. Bunlar da tanıdıklar. El alem olmayanlar. Kim onlar? Tanıdıklar. El alem olmayan. Akraba. Hoppa iki kelime demiştik. Aa, ya bir harf mi istedik? Harf istedik. Harf istedik efendim. Eş dost. Eş dost. 500 puan daha. Nazar boncuğu kenarda dursun. Bakın geldiniz 7 harfli cevaplara. Yarısı bitti demektir bu. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz. Her şey yolunda 4 tane daha harf alabiliriz bu 4 arada. 4 tane. Evet evet evet. Gelsin mi yeni evet, soru? Evet gelsin. Buyurun geliyor. Bir şeyi bir yere iliştirmek, tutturmak için kullanılan geniş başlı iğnemsi çivi. Tutturma çivisi. Raptiye. Raptiye. 700 puan daha. Şimdi geçiyoruz efendim batı kökenli, 7 harfli olan son cevabınıza şöyle soruluyor. Özel yetiştirilmiş seçkin asker. Komando. Maşallah nefes bile almadınız. Aynı şekilde nefes bile almadan cevaplanabilecek bir soru ilk 8 harfli cevabın sorusu. Görelim lütfen. Hiç beklemeyelim. Soğukkanlı yumurtlayarak çoğalır omurgalı hayvanlar. Genel bir tabir her bir türü için hepsinin ayrı ayrı ismi var. Memeliler mi? Hayır, yumurtlayarak. Çoğalıyorlar. Ha. Soğukkanlılar yumurtlayarak çoğalıyorlar. Omurgalılar bunların sürüngenler. Sürüngenler gayet güzel. Durdurun. Neyse, sürede sorun yokmuş. Bir anda sanki çok az süremiz kaldı gibi düşündüm ama 2 dakika 43 saniye var maşallah. Çok ciddi bir süre attırabilecek durumdayız. Halen de 4 harf alma hakkımız mevcut. Kaç soru kaldı? 5. Çok iyiyiz. Buyurun gelsin bakalım. Şu son 8 harfli cevabın sorusu. Dikkatsizce, etrafa dağıtarak, düşürerek, taşırarak kalıplaşmış bir sözcük dizisi. 2 kelime. Ne gibi? Gibi. Gibi yok, yok. Bunda. Ha, düşürerek, taşırarak. Gibi ilk 9 harfli cevabınız. Bu son 8 harfli 2 kelime yine. Etrafa dağıtarak, düşürerek, taşırarak. Önemli olan kısım o. Etrafa dağıtarak. Döke saçı. Çok güzel Göksu Hanım. Gayet güzel. Aynen bunu uygulayacağız. Yine herhangi bir soruda takılırsak
birkaç defa okuyalım. Çünkü ona imkan verecek kadar süreniz var. Halen toplam sürenin yarısından fazlası elinizde. Zaten burada takılmazsınız. Bu yakıştırma yollu bir tabirdir. İki kelimedir, ikinci kelime bellidir. Yakıştırma yollu olarak temiz, bakımlı, güzel. Ne gibi? Ne gibi? Çiçek gibi. Olur mu? Çiçek gibi. Çok güzel olur Göksu Hanım. Tamam. İşte 9 harfli cevapların ikincisi efendim. Hiç beklemiyorum. Süreniz bol. Unutmayın ne olur. Bir anlaşmazlıkta tarafları uzlaştıran kimseye ara bulucu deniyor. Son iki sorudan hiç korkmuyorum ben. İnşallah. Vallahi 9700'de biter bu iş gibi geliyor. Deneyelim mi? Deneyelim. Süreniz de var çünkü. Buyurun efendim. Öğrenci nakil aracı. İki kelime mi? İki kelime. Servis aracı. Dikkat. Öğrenci nakil aracı. Servis. Dikkat. Okul taşıtı. Ne yapalım? Okul taşıtı. Durduralım efendim. Döke saça gibi bir şey. Buyur. Halk ağzında kemik dokusunun bütünüyle bozulmasını ve kemiğin ekleminden ayrılmasını topluca ifade eden bir tabirdir. Dikkat. Halk ağzında. Kemik dokusunun bütünüyle bozulmasını ve kemiğin da, ekleminden ayrılmasını. Evet. İkisini birden topluca ifade eden bir tabir. İki kelime. 1,5 dakika var. 4 tane de harf alabilecek durumdasınız. Bir harf alayım. Alalım bir tane. Halk ağzında kullanılan bir tabir. Tıp terimi değil bu. Değil. Kemik dokusunun bütünüyle bozulmasını ya da kemiğin ekleminden ayrılması. Tam Serra Hanım'lık soru. Bir harf daha alayım. Bir tane daha istiyoruz. Halk ağzında olduğunu unutmuyoruz. I geldi. I'lar yalnız dolaşmaz. Tı, rı. İki tane daha harf alabilecek durumdayız. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Her harfte Uğur Bey çok mutlu oluyor. Kırık çıkık. Kırık çıkık 700 puan değerinde. Geçen sefer 10 küsür sene evvel. Evet. Yine böyle son soruda mı takılmıştık? Sondan bir önceydi galiba. Eyvah. Aynı heyecan oldu. Oldu. İyi maşallah. Demek sonuna kadar böyle rahatlayamadım yani. Çok güzel yarıştınız ama. Bence bu zaferi başlarken de söylediğim gibi daha tatlı hale getiren bu kadar sağlam yarışmacılar. Evet. Çok iyiydi arkadaşlar. Sayılmaktır. Önce onlara bir alkışlayalım. Ben şunu teslim ederken bir de şampiyonuma alkış.